şehri İstanbul ki her yanı güzellikle doludur. Ortasından geçen dünyalar güzeli su, doğal görünümüyle eşsiz kılar bu kenti. İnsanoğlu da bu güzelliğe elini sürmüştür. Kimi zaman güzelleştirmiş, kimi zaman da çirkinleştirmiştir bu uğruna şarkılar yazılan şehri. Şimdi biz sizinle birlikte bu dünyalar kadar kocaman şehrin nasıl doyduğuna bakacağız. Tarih içindeki küçük bir yolculukla. Her zaman insanları hep kendine çağırmış bu kentin bu nüfusu nasıl beslediğini göreceğiz. Yolculuğumuz 20. yüzyıl başlarından başlayacak. Bu topraklarda birçok anlamda köklü değişimlerin yaşandığı geçen yüzyılın ortalarına kadar devam edecek. Bu yolculukta şehri İstanbul'un güzel yemeklerinden yiyeceğiz, güzel içeceklerinden içeceğiz. Bazen içimiz sızlayacak, bazen de iyi olmuş diyeceğiz. Haydi, şu son asırda İstanbul nasılmış bir bakalım. Çevirelim gazetemizin sayfalarını. İstanbul, 1911. Payitahtın Karadeniz ve Akdeniz arasında bir liman şehri olması gelişimini kolaylaştırmış, ancak beraberinde büyük nüfus artışlarını da getirmiştir. Faraza son dönemde Balkanlarda yaşanan kargaşa ve savaş nedeniyle binlerce muhacir canlarını kurtarmak için İstanbul'a akın etti. Büyük kafileler halinde gelen bu savaş kaçkınları yetkililerce uygun yerlere yerleştirilmeye çalışılmakta ama sıkıntıların önüne geçilememekteydi. Özellikle yiyecek ve içecek maddelerini depolarında stoklayıp, piyasada mal kıtlığı yaratarak bundan büyük kâr elde etmeye çalışanlara karşı sert önlemler alınacağı bildirildi. Gazetemiz sizin adınıza, payitahtın yiyecek ve içecek hiyerarşisinin kalbi durumundaki bu merkezleri mercek altına aldı. Kırım'dan Mısır'a kadar imparatorluğun her yanından yiyecek maddelerini deniz yoluyla getirmek için devlet, taşımacılık, eşyanın pazarlanması, fiyatları kontrol, ihtikarı önleme konularında geniş bir örgüt kurup işletmek zorunda kalmıştır. Gıda maddeleri 3 ana grupta toplanır ve işlem görürdü. İlki et ve bakkaliye maddeleri olan meykulat, ikincisi sıvı maddeler ve içeceklerden oluşan meşrubat ve üçüncü grupta hububattır. İstanbul'a gelen yiyecek ve ihtiyaç maddelerinin ekspertiz, ölçüm, fiyatlandırma ve dağıtım işlemlerinin yapıldığı kapanlar, Haliç girişinde ayrı birer iş ve ticaret merkezi konumundadır. Arapça kabban, büyük kantar sözcüğünden Türkçeleşen kapan deyimi İstanbul'un alınışından önce de Bursa'daki ticaret ortamında kullanılıyordu. Şehrin iaşesi geniş bir organizasyona bağlı olup emanetler, ambarlar, divanhaneler ve çarşılar halinde örgütlenmiştir. Kentin ihtiyacı olan yiyecek içecek buradan daha küçük ölçekli toptancı ve dağıtıcılar aracılığıyla halka ulaştırılır. Tahtakale gibi iş merkezlerinde aşçı, çörekçi, kebapçı, helvacı, şerbetçiler çoğunluktadır. Esas liman bölgesi Haliç'te, Tahtakale'de bezirgan toptancı bakkallar, Ayazma kapısında toptan yaş meyve satanlar, keresteciler, odun kapısında sarımsakçı ve sabuncular bulunur.
Eminönü Meydanı'nda Kefe'den gelen büyük bal ve sade yağ fıçıları yığılır. Arpa ambarı da buradadır. Daha ileride Zindan Kapı iskelesine gelmeden Haliç kıyısında mısır menşeli kahve, pirinç ve benzeri malların satıldığı dükkanlar vardır. Yemiş iskelesine yaş ve kuru meyve gelirdi. İskele her zaman kayık ve mağmalarla dolar. Mısır ve Şam'dan gelen Hint baharatı, şeker, kahve, kalay ve kınanın satış yeri Mısır çarşısıdır. Yemen'den ve Güney Amerika'dan ithal olunan kahvenin kavrulup resme alındıktan sonra esnafa dağıtıldığı tahmishane Mısır çarşısının hemen arkasındadır. Zeytinyağı, salamura balık, havyar, şarap Galata iskelesine gelir. İstanbul içinde ulaştırma güç olduğundan meyve, sebze, pirinç ve benzeri günlük ihtiyaçları karşılamak için haftanın belli günlerinde, belli semtlerde hafta pazarı kurulurdu. Semt pazarlarında fırıncı, bakkal, kasap, manav, pazarcı gibi günlük ihtiyaçları karşılayan dükkanlar yer alır. İşte böyle büyük bir şehrin kendisi gibi büyük iaşe meselesinin düzenlenmesi için padişahımızın emriyle düzenlemeler yapılmaktadır. Alınan önlemlerin başında gıda maddelerinin, özellikle buğdayın ihracını yasak geliyor. Yetkililer zeytinyağının ancak üçte birinin ihracına izin verildiğini açıkladı. Madrabaz denilen kimselerin malı iskeleye gelmeden alıp depo edip sonra azar azar yüksek fiyatla sattıkları son zamanlarda sık sık görülmektedir. Yahut onların çoğu zaman malı yüksek fiyat veren yabancı tüccara sattıkları iddia ediliyor. Özellikle buğday, sade yağ, zeytinyağı, pirinç, bakkaliye eşyası, sebze gibi önemli mallarda ihtikar içinde olanlara bundan böyle devletin göz açtırmayacağı anlaşılıyor.